Evet, selamlar, iyi geceler herkese. Az önce bir short işlem aldım. Twitter'da birkaç arkadaşımız anlamamış hangi konfirmasyonları aldığımı, neye göre nereden short açtığımı. Bu yüzden de kısa bir şekilde anlatıp videoyu bitireceğim. Umarım faydalı olur. Şimdi USDT Dominance grafiğim vardı benim bir 15 dakika, bir saatlikte. Şurada bir destek bölgem vardı benim işte 6.96'da. Fiyat da burada bir range hareketi sergiliyordu. Birinci temas, ikinci temas. Low'da da 2, 3, 4, 5 temas var. Gayet kaliteli bir range. Sonra fiyat öğle saatlerinde şurada bir deviyasyon yarattı ve içeri kırdı. Ben burada hiç aceleci davranmadım çünkü breaker'a pullback vermesini bekliyordum. Çünkü BTC'de değil de Ethereum'da şöyle bir range'im vardı benim. 30 dakikada açayım. 30 dakikalık şöyle küçük bir range'im vardı. Ve bu range'de deviation yapıp market yapısını kırdı şurada. Kısa vadede ve burada takıldı. Burada bir boşluk. Normalde buradan destek buraya gelseydi mesela dönüşüne short almazdım. Ama buradan döndüğü için fiyat dönüşüne short aldım. Şimdi burada deviation yaratıyor fiyat yukarıda. Aynı zamanda USDT dominansa da aşağıda bir deviation oluşuyor. Sonra fiyat geliyor market yapısını kırıyor ve burada pullback veriyor. Şimdi peki ben buradan nereden short işlem alabilirdim? Ben burada LTF'ye indim. 3 dakikalıkta güzel bir IC mumu var burada. Aynı zamanda da burada bir yeni işte high yaptırdığı için breaker da diyebiliriz buraya. Bu IC ilk başta bir tepki almıyor ve dönüşünde ben buradan shortladım. Bunun sebebi fiyat zaten IC'ye gelmedi görüyorsunuz. Emir yoğunluğu sanırım buradaydı. Dominance da 30 işte şey 1 saatlikte şurada bir breaker var bakın. Şimdi ince gösteriyorum. Ya 30'da göstereyim hatta daha net olur. Şimdi fiyat bakın. Low yapıyor. Bir tane lower high bırakıyor. Burada yeni low yok. Burada takılıyor fiyat biraz. Sonrasına bakın burada aşağı kırıyor. Yeni bir low yaratıyor. Bu bölge satıcılı bir bölge. Fakat fiyat buradaki satıcıları pek umursamadan direkt yukarı doğru hareketleniyor ve buradaki satıcılar aslında tekrar fiyatın buraya gelmesiyle zarardaki pozisyonlarını kapatıp hafifletilecek pozisyonları ve fiyat yukarı doğru gidecek. Biz de buradan long işlem aldık. USDT dominans almadım. Fakat bu breaker'a geldiğinde şunu düşündüm. USDT dominansın artmasıyla piyasadaki USDT miktarı artıyor. Yani insanların nakite geçme oranı artıyor. Ve ne satarsak insanlar USDT'ye geçer, kriptoyu satarsak geçer. Bu yüzden bunlar ters koreli. USDT dominansta kripto paralar ters koreli. Bu artarsa bu azalır, bu azalırsa bu artar. Bu kadar. Fiyat breaker'a geldiğinde Ethereum'da burada 3 dakikalık bir ICE'nin ucuna gelmişti. Ben de buradan market sell attım. Hatta PNL nerede bulabilecek miyim? 1247'den shortlamışım işte. Sonrasında market sell'e attım. Stop'um da şu gövdenin üstündeydi. Bunu buraya koyma sebebim de bakın. Stop miktarım %2. Burada fiyatın buradan buraya gelmesi yine %2. Yani bu burayı temizlerse ben artık bu düşüş yönlü grafiklerimi iptal edecektim. Ona göre stop mesafemi belirledim. Bilmiyorum böyle kullanan var mıdır? Ben böyle kullandım bu işlemde. İşte şu an 2 arda kapattım zaten az önce 1207'den işlemi sonlandırdım. Sebebi de fiyat bakın böyle geliyor. Burada bir yeni high var. Bu low korunmalı. Fiyat sonra ne yapıyor? Burada bir low oluşturuyor. Burası yeni low'um benim. Fiyat burada yeni bir high yapıyor. Bu yüzden benim destek bölgem şuradaki OB. Buradaki base daha doğrusu. Bu base fiyatı tutmalı. Tutmazsa ne olur? Market yapısı 1 saatlikte kırılır ve ben tekrar dönüşünde shortlarım bu sefer neresi olur? Buraya kadar shortlarım. 1080'e kadar shortlarım mesela. Bu yüzden mesela 1007'den kapattım. Fiyat 1006'ya düştü falan. Burada hiç panik olmuyorum. Sebebi ben buradaki benim stratejim fiyatın son high yaptıran bölgeye kadar shortlamak, pushlamak fiyatı aşağı ve geldi. Buradan kar almak zorundayım ben. Buradan kar almazsam ne olur? Fiyat buradan belki de yatay yapacak. Buradan destek bulacak. Yukarı tekrar girişime gelecek. Ve ben burada 2,5 arımdan alacağım. Yani burada 3-5 dolar daha aşağıdan işte kapatamazsın zaten. Dibi bulamazsın yani. Bu yüzden oyunu kitabına göre oynayacaksın. Nereden kar almamız gerektiğini bilmemiz gerekiyor. Kısaca tekrar tekrarlıyorum.
Fiyat BTC'de 30 dakikalık deviation yapıyor. Geliyor aşağı kırıyor MSB. Ethereum'da da aynı yapı var. USDT dominansı da tam tersi var. Ben nasıl short aldım? USDT dominans breaker'a geldi. Bakın burada pullback'ini verdi. Ben bu pullback'te Ethereum'da shortlandım. Peki ne kadar short aldım? Bakın düşeceğinden %100 emin bile olsam riskim %0,5. Yani ben bu işlemde stop olursam benim bakiyemin %0,5'u gidecek. Ama kazancım 2 ar mesela burada. Bakiyem burada %3, %2 oranında büyüdü mesela. Riskinizi yönetmeniz lazım yani. Disiplinli olmak zorundasınız. Kısaca böyle 3 farklı pariteye baktım. Burada deviation, MSB, dominance da geldi breaker'a. Breaker'dan vurdum short'u, direkt zaten yıkıldı. Kaç tane mum atmış? 1, 2, 3 tane mum da 3 saatte tip olmuş işlem. Hiç açgözlülük yapmıyorum. Direkt buradan kapattım. 2 arım aldım. Yatıp uyuyacağım şimdi. Umarım faydalı olmuştur video. Böyle kısa kısa işte aldığım işlemleri ufak ufak anlatırım. 6 dakika güzel kısa. Umarım güzel yararlanmışsınızdır. Kendinize iyi bakın. İyi geceler.